Büyük bir mitingimiz vardı. Cumhurbaşkanımızın yalnız olmadığını ve devletin sahibinin millet olduğunu ifade ettiğimizi söylemek için Cuma öncesi ve Cuma namazı sonrası bir basın açıklaması yapıp sonra dağılacaktı. Çok değerli Türkiye'nin dört bir köşesinden gazilerimiz, 1071'in üzerinde sivil toplum kuruluş başkanımız, vatandaşlarımız teveccüh etmişti. Ama maalesef DAEŞ'in terör örgütünün eylem yapacağı ihbarı üzerine Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Ankara Emniyetimiz, Cumhurbaşkanımızın bilgisi tarihinde bu mitingin yapılamayacağını söylediler. Biz de devletin işini zorlaştırmama, güvenlik güçlerimizin işini kolaylaştırma adına kaş yaparken göz çıkarmayalım diye devletin yapmış olduğu tavsiyeye biz de uyduk. Ama sağ olsun gazilerimiz bugün Ankara'dalar. Gazilerimiz canlarını ortaya koyduğu gibi bugün yüreklerini ortaya koyarak, bedenlerini ortaya koydukları gibi kalplerini, yüreklerini ortaya koyarak bugün buraya geldiler. Cumhurbaşkanımızı ne kadar sevdiklerini, bu anlamda devlete ne kadar bağlı olduklarını, devlet, millet el ele bu anlamda gönül gönül olduklarını göstermek için kış günü yürekleriyle bizi ısıttılar, sağ olsunlar, hoş geldiler, sefa getirdiler. Benim ismim Halit Çelik, Şanlıurfalıyım, İstanbul'da yaşıyorum. Esnafım da o gece Cumhurbaşkanımızın emri üzerine çıkın dışarı, biz de silahsız, elimizde bayrakla, yüreğimizde imanla dışarı çıkarak tam topa karşı mücadelemizi yaptık. Ama maalesef işte hain kurşunlar her zaman her yerde vardı yani. Hain kurşunlara hedef oldum. O günden bugüne o şeyleri yaşıyorum yani. Başkent platformunun bu davetine icabet edip Cumhurbaşkanımıza, devlete, millete desteğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ertuğrul Ayaklar, Bartın'dayım, 22 yaşındayım. İBB'de Halk İlişkiler Bölümünde çalışıyorum. 15 Temmuz gecesi Sarıçhane'ye vurulduk. Bir vatandaşı yardım ederken, zaten biz ilk önce Sarıçhane çıktık, oradan Muhatan'a falan derken bir 3-4 saat boyunca böyle bir koşturma içerisindeydik. Vatandaş olunca vatandaşı kaldırmaya çalışırken orada hain vurdu, abimizin dediği gibi bize de hesap etti. Tabi bu Allah'ın bir lütfu olarak görüyorum çünkü gazilik herkese nasip olmayan, aynı şekilde şehitlik, peygamberlikten sonra gelen en büyük vasıf olduğu için hani biz şeref duyuyoruz kendimize, vatanımıza, milletimize. İsmim Gökhan Çam, Hataylıyım. 15 Temmuz gecesi Beşiktaş'ta kaptanlığını yaptığım teknede oturuyordum. Beşiktaş Boğaz Köprüsü'ne, yani şimdiki ismiyle Şehitler Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün hemen biraz daha gerisinde. Orada F-16'ların uçuşlarını, Sikorsky'lerin taramalarını dahil gördüm. Ve bu görmeye daha fazla dayanamayarak ve Cumhurbaşkanımızın 3G bağlantısıyla yapmış olduğu çağrıyı da duyduğumda teknemin Türk bayrağını da sökerek Beşiktaş'tan hareket ettim. Benim vurulduğum yerde TRT binası, Harbiye TRT binası önünde vuruldum. Oraya yetişene kadar tabii bayağı bir zamanım gitti. 12 geçiyordu ben yetiştiğimde. Ve orada bayağı bir vurulanlar, önümüzde ölenler, yani o gecede gerçekten ben en az bir ay korkumu atlatamadım. Yani o gece gerçekten özellikle bizim TRT binasının orası çok farklı bir yerdi. Ve köprü de aynı zamanda, İstanbul Köprüsü de, Şehitler Köprüsü de orası da çok kötüydü. Kısacası özetleyecek olursam da ben vurulduktan sonra beni bir polis arabası götürdü. Polisle aramıza geçen diyalogta Allah razı olsun sizden. Eğer ki siz olmasaydınız biz polisler ölecektik. Vatan uğruna hem vatandaşlarımız hem kolluk kuvveti olarak polislerimizle el ele olduk. Tek kuvvet olduk ve Allah'ın izniyle de bu darbeyi Cumhurbaşkanımızın dediği gibi de ülkemizden kovduk ve gerekenler de Cumhurbaşkanımızla, devletimizle, hükümetimizle beraber de yapılıyor. Ben söyleyeceklerim bu kadar. Allah razı olsun ve Cumhurbaşkanımızı Allah başımızdan eksik etmesin. Amin. Yasin Okutan, 34 yaşındayım. Ben de Harbiye Ordu evinde vuruldum. Orada arkadaşlarımız ne dediği gibi Cumhurbaşkanımızın talimatıyla dışarı çıktık. Biz yürürken işte bizim tek üzüldüğümüz nokta, biz asker falan görmedik. Yani bizi resmen teröristler gibi pusuya düşürdüler bizi.
saklanmışlar, çatıya çıkmışlar, çalıkların arkasına saklanmışlar. Oradan bizi taradılar. Biz bir fazla mücadele edemedik. Yani biz orada avladılar. Yanımdaki arkadaşı, o hiç gözüm önünden gitmiyor. Kafasından vurdular. Direkt yanımdaki. O orada şehit düştü. Başka bir arkadaşımız vardı. O da ayağından vurulmuştu. Ona yardım ederken ben orada sırtından vurayım. Biraz sonra biraz açacağım. Ben de şöyle sizin yanınıza geleceğim. Ben de biraz sonra şunu da ben ifade edeceğim. Çok güzel ifade etti. Diyor ki teröristler gibi keskin nişancılarla hatta pusuya yatarak bizi vurdular. Vatandaşları vurdular. Birkaç gün sonra şöyle bir algı oluşturmaya çalıştılar. Dediler ki bu bir tiyatrodur. Yahu Allah aşkına Ankara'da, İstanbul'da birçok yerde Türk bayrağının dalgalandığı yerde emniyet müdürlükleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi, özel hareketler, efendim vatandaşlar, vatandaşa ait olan tanklarla, toplarla, tüfeklerle, uçak savarlarla, efendim helikopterlerle böyle bir tiyatro dünyanın neresinde görülmüş arkadaşlar? Öyle mi kardeşim? Başka sıkıntılayacak çamur yok yani. Yani Allah aşkına buna tiyatro diyenler, buna tiyatro diyenler hainin ta kendisi. Vatandaşlık yaratmaya çalışıyorlar. Sayın başka bir şey yok yani. Sizler tiyatro muyuz? Yani. Ya şimdi, ben 3 gün yoğun bakımda kaldım. İç kanama geçirdim. Kurşun benim sırtımdan girdi. Yani buna tiyatro diyorlar. Ya iki ben 5 gün yoğun bakımda kaldım. Ama bütün cümle alem, dünya şunu bilmelidir ki, evet bu aziz millet, necip millet, devleti ebed müddet kılmıştır. Kıyamete kadar da bu ay yıldızlı bayrağımız sonuna kadar dalgalanacak. İnşallah. İşte devletin sahibi millettir. Gazi olmalarına rağmen bu insanlar, kardeşlerim, gazi olmalarına rağmen tekrar bir değil bin defa hayata dönsek, canımız olsa canımızı veririz diyen bir millete sahibiz. En genç gazeteden Ankara gazetim, 17 yaşındayım. Adım Muhammed Enes Karagöz. Aynı adına vurmak. 15 Temmuz darbe gecesi, bir grup teröristin yapmış olduğu darbe girişiminde sol kolundan yaralandım. Saat 10.30 sularında babamla beraber evdeydik. Bu darbeyi ilk Twitter'dan öğrendik. Hı hı. Abdestimizi alıp evden çıktık. Şöyle diyeyim, bir ölür, bin diriliriz. Eyvallah, en güzelsiniz. Bak 17 yaşında, evet. Efendim, bir delikanlı, bir ölür, bin diriliriz diyor. Başkanım. Ya bu milleti, bu milleti bu anlamda tarih sahnesinden kimse yıkamaz. Düşünün, bütün mazlumların son kalesi olan Türkiye, bu gençlerin ve gazilerimizin hürmetine, şehitlerimizin hürmetine yıkılmayacak ve Hilal'in düştüğü yerde Hilal ayağa kalkacak. Sadece Türkiye değil, bölgemizdeki akraba topluluklarımızdaki fitneyi, o fitne ateşini biz söndüreceğiz inşallah. İnşallah. Suriye'de kurtulacak, Irak'ta kurtulacak, Doğu Türkistan'da kurtulacak, Filistin'de kurtulacak inşallah. Murat Duran, Taksim Meydanı'nda yaralandım. Askerler silah sıktı. Kara gündü. Bu kadar. Eyvallah. Yani duygularını insan bazen ifade edemiyor. Neden ifade edemiyor? Çünkü kendi bağrından, yüreğinden, içinden çıkmış olan ve peygamber ocağı dediğimiz, efendim kutsal gördüğümüz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinden o üniformalı teröristlerin yapmış olduğu ihanet tabii ki milletin bağrında kurşundan daha ağır etki yapmıştır. Ben Yaşar Koç, Fatsalıyım, 15 Temmuz gazisiyim. 15 Temmuz gecesi Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi biz bu yola ölümüne girdik ve ölümüne savaştık, mücadele ettik. Mücadele ettiğimiz kısa keseyim. Edirne Kapı'da askerle boğuşmaya girdim. Ama işin başı Şirinevler'den Haliç Köprüsü'ne kadar geldim tankın üstünde. Ama Edirne Kapı'da asker 6-7 dakika durdu, zaten YouTube'da da var. O durma esnasında dalaşmaya girdik. Kapağı tabii çektiler, biz dalaşa girdikten sonra yaraladılar beni. Oradan tekrar Haliç Köprüsü'nde durdurmayı başardık. Evet. Ben Gazi Yılmaz Sevinç. O gece Cumhurbaşkanımızın çağrısından sonra biz de sokaklara döküldük. Ben TRT radyo binasının oraya gittim. TRT radyo binasının oraya gittim. Benim evde 2,5 aylık çocuğum ve
yabancı Özbek eşim var. Olaylara karşı duymak için yani ne olursa olsun biz o gün ölüme yürüdük. Tabii kolay duygu değil. Yani o anı, ya o günü, o geceyi tabii ki yaşamak gerçekten kolay değil. Bugün ifade ettiğimiz gibi gerçekten insanın taş yarası, kılıç yarası, mermi yarası geçebiliyor. Fakat yürek yarası geçmiyor. Geçmiyor. Devleti ebed müddet kılan milletimiz devletiyle el ele gönül gönüle artık kıyamete kadar çocuklarımıza, sonrasında torunlarımıza inşallah bu vatanı emanet olarak atalarımız bize nasıl emanet etmiş ise devleti ebed müddet kılacağız birlikte. İnşallah. Devletin sahibinin millet olduğunu her fırsatta defaten o kas kafalarına, kuş kafalarına yerleştireceğiz hep beraber. Diyorum ki doğusuna, batısına, kuzeyine, güneyine bayrağın aldır senin. Yüreğim yanıktır benim. Nevşehir'de yatar Hacı Bektaşi Velim, her yeri şehit kokar Anadolu'm. Gakkoşu, Dadaş'ı, Zeybe'yi Efes'iyle, yüreğimize sığmaz sevgisiyle, bir cevherdir, değerdir her birisiyle, cihanda benzerin yoktur Anadolu'm. Toprakların başka kokar senin, aşkınla, hasretinle yanan benim. Kem gözle bakanlara derim Allah Kerim, namertlerin gücü yatmaz sana Anadolu'm. Kürt, Türk kardeştir biz biliriz. Yunus misali herkesi severiz. Toprağında nicelerini misafir ederiz. Ama sana göz koyanın gözünü oyarız Anadolu'm. Bilmez misin bu milletin adı var. Gurbet ellerinde, Turan ellerinde kardeşleri var. Uğrunda bir gün beni de toprağına sar. Senin için bin defa ölürüz Anadolu'm. Bilmez misin senin için niceleri öldü. Bu millet gazisi, şehidi, kıymetini hep ama hep bildi. Toprağa toprak değil, vatan dedi. Sen sonsuza kadar Türk'ünsün Anadolu'm. Sen sonsuza kadar Türk'ünsün Anadolu'm. Buradaki Türk bayrağının altında, bu vatanda, atalarımızın yurt yaptığı bu vatanda biz, Peygamber Efendimizin acemin araba, Arap'ın acem üstünlüğü yoktur. Üstünlük takvadadır. Hadisiyle birlikte bir milletiz biz. Onun için gurur duyuyoruz. Doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle. Evet, 15 Temmuz'da hep beraber 2. Kurtuluş Savaşı'nı verdik. Allah 3.sünü göstermesin. Amin. Çünkü dünya savaşı çıkar artık. Affetmeyiz Allah'ın izniyle. Teşekkür ediyorum değerli gaziler. Şeref duyuyorum size.